Bu akım Bolu'da değil, Türkiye'de ilk biz getirdik. Yaptığımız ürün Japon dondurması. Uluslararası ismi Mochi diye geçiyor. Halk arasında bilinen ismi de böyle. Bir şefim vardı. Sağ olsun destek oldu. Beni yurt dışına Dubai'ye gönderdi. Orada da restoranımızın zinciri bir şubesi vardı. Orada bu Japon dondurmasını gördüm ülkede. Gayet popülerdi orada. Sonra biraz araştırmaya girdim bu işi. Hani Türkiye'de var mı, yapan var mı, üreten bir firma var mı? Baktım üreten bir firma yok. 2019'da Dubai'den geri döndüm. İstanbul'da küçük bir üretim kurarak bu işe başladık. Çeşitli otellerle çalışmaya başladık. Restoranlar, otel zincirleri olsun. Sonra işimiz büyüdü. Yani üretim kapasitemiz arttı. Talebe yetişemez olduk. Bolu'ya, bu işi öğrendiğimiz yere, yani memleketimize geldik. Burada bir büyük bir tesis kiraladık. 1000 metrekareye yakın bir üretimhanemiz var. 20 kişiye yakın çalışıyoruz şu an için. Buradan üretiyoruz Bolu'dan. Türkiye'nin çeşitli illerine, işte Antalya, Bodrum, İstanbul gibi yerlere ihracatlarımız var. Zincir marketlerle anlaşmamız var. Şu an bu şekilde ilerliyoruz. Mochi nedir? Mochi aslında yani şöyle söyleyeyim mesela. Biz Maraş dondurmamız var. Japonlar da dondurmayı pirinçle tüketiyorlar. Bir pirinç kaplamasının içine, yani bir pirinçten bir hamur yapılıyor. Bunun içerisine dondurma koyuluyor. Yani pirinç hamurlu dondurma diyebilirim açıkçası Mochi'nin tanımına. Ya şöyle, aslında Japonlar çok böyle tatlı ürünleri çok sevmezler. Türkiye'de de biraz hani biz şekerli ürünleri çok severiz. Biz burada biraz dondurmalardaki şeker oranlarını arttırdık. Daha geleneksel olsun diye işte kaymaklı ürünler, Hindistan cevizli ürünler, işte böyle çikolatamız çok keskin değil. Biz Japon dondurmasını biraz daha geleneksel dondurmayla birleştirip Türk damak zevkine uyarladık diyebilirim. İşte Antalya, Bodrum, İstanbul, Ankara, bu çeşitli illeri gezdik, otellere, tanıtımlara gittik ve iyi dönüşler aldık. Şu an için zaten Türkiye'de yaklaşık 250'nin üzerinde Japon restoranı var. %95'ine bu ürünün satışını gerçekleştiriyoruz. Zaten onların menüsüne çok uygun bir ürün. Onun dışında oteller, bayilerimiz var, ihracatlarımız var. Azerbaycan'a ürün gönderiyoruz, işte Kıbrıs'a ürün gönderiyoruz, başka ülkelere de ürün gönderiyoruz. Şu an içinde bir zincir marketle bir anlaşmamız söz konusu. Yakında market reyonlarına da gireceğiz. İki ülkeye ihracat yapıyoruz ama dönemsel olarak farklı ülkelere de gönderiyoruz. İşte Avrupa ülkeleri de var. Bunun arasında dönem dönem artabiliyor ama iç pazarda şu an zaten 81 ilin yaklaşık 60 ilinde aktif olarak varız diyebilirim. Antalya'da yaklaşık şu an 100-150 noktayla çalışıyoruz. İstanbul'da 250-300 nokta diyebilirim. Ankara'da bir 50 noktayla varız. Totalde yani bugüne kadar aktif olarak şu an 1000'in üzerinde noktada bizim ürünlerimizi müşterilerimiz bulabilir. Biz aylık ortalama 40-45 ton dondurma üretiyoruz. Yıla vurduğumuzda da zaten hani yaz döneminde daha fazla arttığı için 250-300 ton civarında bir üretimimiz var. Aslında burada hani ton olarak baktığımızda belki biraz rakam düşük kalabilir ama bizim ürünümüz nitelikli bir ürün. El yapımı yapıldığı için zahmetli bir ürün. Zaten üretim kapasitemiz de yüksek. Hedefimiz biraz daha markayı Avrupa'ya yaymak. İşte Avrupa'da belki şubeler açabiliriz.